Şimdi ne olacak? Seçime girecek, nasıl girecek, girecek mi? Bu savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Her şey ortaya çıkacak. Bu kayıt izlenecek deniyor. O arada AK Parti Hatay Milletvekili bir isim var. Kendisi de T24'e konuşmuş. AK Parti Hatay Milletvekili diyor ki bu ses kaydının diyor AK Parti il başkanlığında alındığı iddia ediliyor il başkanının tuvaletinde alındığı iddia ediliyor. Bizim böyle bir binamız yok. Biz konteynerde hizmet veriyoruz diyor. Buradan bile yalan olduğunu anlayabilirsiniz diyor. Ne bu ses kaydı? Bir arada Arapça konuşuluyor. Orada 3 milyon yerine 5 milyon isteniyor. TL mi diyor? Ne TL'si TL mi kaldı deniyor vesaire. Böyle bir telefon konuşması. Bu arada MİT'ten, MİT'ten Süleymaniye'de operasyon PKK sorumlularından e, Rojda Bilen etkisiz hale getirildi. Sözde PKK terör örgütünün sorumlusu isimlerden biri daha etkisiz hale getirildi. Süleymaniye'de yapılan bir operasyona ilişkin MİT'ten gelen açıklamayı, MİT başkanından gelen açıklamayı aktardık. Dün Hakan Fidan da e, CNN Türk'te e, konuktu. Bu e, Irak'la e, yapılan görüşme ardından e, sınır... Ötesi birlikte güvenlik için hareket etme terörü birlikte temizleme noktasındaki e, görüşmeler için bilgi verdi. Ve Süleymaniye'ye ayrı bir parantez açmıştı. E, onu da hatırlatmak lazım. Buyur Altan. E, oraya geçmeden önce ben de Deniz abiye katıldığım bir yeri söylemeden edemeyeceğim. Bu hakikaten de bu seçim sürecinin matematikle bir ilgisi kalmadı. Ebru Hanım sizi tenzih ederek söylüyorum ama bu seçim sonuçlarını matematikle tenzih etmeye çalışan e, kaboy firma e, araştırma şirketleri de e, komik <laughs> duruma düşmeye başladılar. Bakalım benim matematiğim ne olacak? E, en azından siz riski almadınız, paylaşmadınız ama şu <laughs> <ya, gülüyor> şöyle bir durum var. Yani hadi firma adı vermeyeyim ama geçenlerde durdum e, bir firmanın e, bir an, iki ayrı anket şirketinin daha doğrusu bir kentini örnek aldım. O kente dair bütün sonuçları bütün kamuoyu araştırma şirketlerinin sonuçlarını inceledim. Çanakkale'ye baktım. Niye Çanakkale'ye baktım bilmiyorum. Hani İstanbul'da şudur, Ankara'da buralar tartışma konusu olur ama hani Çanakkale'ye bakayım dedim. bir anket şirketi orada İyi Parti'nin adayını önde gösteren bir sonuç açıkladı. şimdi normal şartlarda çok da gerçekçi görünmeyen bir şeydi. Genel seçimlerde öyle. Genel evet. seçimlerde durum neymiş? Ama orada ittifak vardı. O zaman ittifak Ama yine de vardı. ayrı ayrı çıkıyordu ya. Tabii tabii ama yani şu yani çok gerçekçi görünmüyor. Yani Benim CHS, elimdeki hani, dönem Mayıs seçimleri. 14 Mayıs seçimlerinde partilerin aldığı o oranları büyük ihtimalle sizin evet. için e, ama gerçekçi görünmüyordu. Sonra Neyse. bütün kamu araştırma şirketlerinin sonuçlarına baktım, hani araştırdım gerçekten çünkü aklımın almadığı bazı şeyler oluyordu. Hani işte bu şirketler matematiği kullanıyorlar normal şartlarda. E, ve matematiği kullanıyorsanız hani bir bilime e, bilimle hizmet yapıyorsanız normalde sahadaki gerçekliği ölçmeniz lazım. Yok sahadaki gerçekliği ölçmediklerini ortaya çıktı. E, yanlış hatırlamıyorsam orada işte İyi Parti'nin adayı e, Burak Bey olması lazım. Burak Bey'in kazandığı görülüyordu. Bütün e, araştırma sonuçlarını inceledim. E, hatta son yakın tarihte yapılan bir tane araştırma buldum. E, yine adını vermeyeyim şirketin ama işte %40 Muharrem Erkek, %23 Burak Kunt diye. Ya i̇şin özelinde şunu söylemeye çalışıyorum. Yani o matematikle işi olanlar bu seçim döneminde daha ziyade parayla işi olanlar kısmına düşmeye başladılar. Ve öyle olunca da bir de üstüne Deniz abinin dediği gibi yani işte bu seçim güvenliğini riske sokabilecek yabancı seçmen... Sandık başlarında yeteri kadar önlem alındı mı, sandığa oy girdi ama sandıktan çıkan oy takip edildi mi soruları eklendiğinde hakikaten matematik devre dışı kalıyor. Bütün mesele biraz güvenlikte, biraz takipte sıkışıyor. Şimdi biz siyasetin gündemini konuşuyoruz ama ne kadar sandık güvenliği var ben hala soru işareti taşıyorum. Onu da söylemiş olayım. Bir de sandığa gidin seçime gidin çağrılarını arttırmak lazım biraz galiba bir de katılım oranı e, hakikaten sonucu belirleyebilecek Tabii. bir şey. E, yani muhalefet seçime katılım oranını arttırmak için ya da iktidar seçime katılım oranını arttırmak için e, ne yapıyor, ne ediyor, nasıl çağrılar yapıyorlar onu da göremiyoruz. Sadece polemikler görüyoruz ve tartışmalar görüyoruz. E, Vaatler de görmüyoruz çünkü. E, işte bu tartışmaların son ayında işte Gökhan Zan e, şimdi bu kayıtlarla ilgili şöyle bir bilgi var. Sayman. E, e, evet bu kayıtlarla ilgili şunu biliyorum. Türkiye İşçi Partisi'nin e, birkaç gün önce bu kayda ulaştıklarını söylediler bana. Dün başka bir partili e, bize 10 gün önce geldi dedi bu kayıtlar. Sonra e, düzelttiler. Birkaç gün önce hafta sonu geldi ve biz bunları bir program aracılığıyla incelettik dediler. Yani bilişim uzmanlarının kayıtları program aracılığıyla incelediğini ve e, kayıtlara herhangi bir müdahalede bulunulmadığı sonucuna varınca Gökhan Zanla, görüştüklerini, Gökhan Zanın e, çekilmesini istediklerini ancak çekilmediğini bunun üzerine de açıklama yapmak zorunda kaldıklarını söylediler. Şimdi tuhaf iddialar var, başka e, önemli noktalar var. İşte Gökhan Zan'ın kaydını alıp yayınladığı belirtilen Turgay Kocakaya olması lazım. E, yani ne iş yaptığını da çözemedim. Siyasetin içinde depremle ilgili televizyon ekranlarına çıkıp konuşmuş, fay hatlarını fay hatlarıyla ilgili konuşmuş. Ama esasen coğrafya öğretmeni. KPSS He. piyasasında. Evet. Yani diyor ki ben diyor öğretmeni. deprem nedeniyle bilgi almak için kendisiyle tanışmıştım diyor. Ya 6 Şubat depremlerinden sonra tanışıyorlar Gökhan Zanda. Evet öyle diyor. Ondan sonra çok sık görüşüyorlar. Hatta Hatay'da zaman zaman Gökhan Zana ulaşmak isteyenler neredeyse danışmanı pozisyonunda olduğu için Turgay Kocakaya'ya ulaşıp. Onun üzerinden Gökhan Zan'a ulaşmayı deniyorlar. Bu derece yakın ilişkileri var. Yani öyle sosyal medyadan tanıştık durumu da yok. Ya da işte karşılaştık bir iki görüştük durumu da yok. Ya da beni aradı e, böyle bir teklifte bulunduğu durumu da yok anladığımız kadarıyla. E, Turgay Kocakaya da ilginç bir kişilik. KPSS dersleri veriyor. E, adı kadına şiddete falan da bulaşmış biri. Biraz Hatay'dan da sordurunca bunlar da ortaya çıkıyor. Evet çeşitli e, dershanelerde zaman zaman coğrafya dersleri de vermiş biri. Yani AK Parti bir tek nokta oturmuyor burada. Muhtemelen yani AK Parti e, Gökhan Zan'a ulaşmak istese başka türlü ulaşabilirdi diye düşünüyorum. Ama belli ki tip bu kayıtlar gerçek diyor, biz inceledik diyor. E, bunun ispatlarını yapması gereken Gökhan Zan diyor Erkan Baş. Hani kumpas ise. Anladığımız Gökhan Zan'ın en iyi düşünceyle söyleyeyim boşluğuna gelmiş bir pazarlık içerisine girmiş gibi görünüyor. Benim izlenimi açık söylemek gerekirse. Ben de teknolojiyi hiç konuştunuz mu bilişim bu hani montaj kurgu bunları hani inceleyen insanlarla? Ben ya, konuştum bunun montajının biraz zor olduğunu söylüyorlar. Bana da çok gerçekçi gelmiyor yani tipin de açıklaması var ee, belli tabii ki zormuş onun montajı tabii yani iyi bilemeyiz iyi. belki de çok ileri tabii bir ki. teknoloji